Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Recep Tayyip Erdoğan, President of the Republic of Turkey, and to invite him to address the Assembly. Mr. President. Sayın Başkan, Honorable President, değerli devlet ve hükümet başkanları, distinguished heads of states and governments, Sayın Genel Sekreter, distinguished Secretary kıymetli General, delegeler, esteemed sizleri delegates, şahsım I would like to ve milletim you adına saygıyla selamlıyorum. On behalf of my personal self and my geçtiğimiz nation. Yıl boyunca yürüttüğü başarılı çalışmalar I would dolayısıyla Sayın Espinoza'ya teşekkür ediyorum. Over the past year. Genel Kurul Başkanlığını devralan I also wholeheartedly congratulate Muhammed Bande, who has taken over the presidency of the General Assembly Genel Kurul for the 74th session. And I hope and pray that the 74th session of the GA will bring peace and prosperity delegeler, to the whole world and humanity. Bugün dünyamız, esteemed delegates, our world today faces many challenges and pain resulting from injustice at a global scale. Medeniyetimizin the büyük alimi Hazreti Mevlana adaleti hakları ve ödevleri gerektiği quote, gibi paylaştırarak herkese hakkını vermek olarak ifade ediyor. Bugün dünyamızda ne hakların today, ne de sorumlulukların gerektiği gibi paylaşılmadığı ortadadır. Adaletsizlik ise meantime, istikrarsızlığı, güç mücadelelerini, krizleri, israfı crises, beraberinde getiriyor. Halbuki şu an içinde yet, bulunduğumuz kurum today, İkinci Dünya Savaşı sonrası işte bu adaletsizliği ortadan kaldırmak amacıyla kurulmuştur. Oysa bugün uluslararası camia indeed, geleceğini tehdit eden terör, açlık, sefalet, iklim değişikliği gibi sorunlara kalıcı çözüm üretme kabiliyetini giderek yitiriyor. Genel Kurul'un bu yılki temasının no yoksulluğun ortadan kaldırılması, kaliteli session, eğitim, iklim değişikliğiyle mücadele ve kapsayıcılık için çok taraflı çabaların canlandırılması olarak belirlenmesi elbette isabetlidir. Ancak asıl önemli olan hep birlikte neler yapabileceğimiz. Dünyanın bir tarafı yüksek refah seviyesi ve lüks içinde hayatını sürdürürken diğer tarafta açlığın, sefaletin, cehaletin kol gezmesi kabul edilemez. Dünyanın şanslı bir azınlığı dijital teknolojiyi, robotları, yapay zekayı, obeziteyi tartışırken 2 milyara aşkın insanın yoksulluk, 1 milyara yakın insanın açlık sınırının altında yaşıyor olması çok acıdır. Şayet her birimiz güvende değilsek, hiçbirimizin güvende olamayacağı gerçeğine sırtımızı dönemeyiz. Bu kürsüden yıllardır insanlığın kaderinin sınırlı sayıdaki ülkenin ihtiyarına bırakılamayacağını söylüyorum. Burada sizlerin huzurunda tekrar ediyorum. Dünya beşten büyüktür. Zihniyetimizi de, kurumlarımızı da, kurallarımızı da değiştirme zamanı çoktan gelmiştir. Nükleer güç sahibi ülkeleri, buna sahip olmayan ülkeler arasındaki adaletsizlik dahi tek başına dünyanın dengelerini bozmaya yetiyor. Nükleer silahlara sahip olanların, nükleer silahı olmayanları özellikle tehdit ediyor olması anlamlıdır. Nükleer güce dayalı kitle imha silahlarının tümden yok edilmek yerine her krizde bir koz olarak ortaya konması herkes gibi bizi de rahatsız ediyor. Bu güç ya herkes için yasak,
ya herkes için serbest olmalıdır. Gelin insanlığın tamamının huzurlu geleceği için bu sorunu bir an önce adalet temelinde bir çözüme kavuşturalım. Dakikada 13 kişinin hava kirliliğinden öldüğü, küresel ısınmanın dünyamızın geleceğini tehdit ettiği bir dönemde bu sorunlara hiçbirimiz bilgiyane kalamayız. İlk iş olarak Birleşmiş Milletler'in potansiyelini ve etkinliğini güçlendirmeliyiz. Özellikle Güvenlik Konseyi'nde adalete ve hakkaniyete uygun köklü reformları derhal gerçekleştirmeliyiz. Türkiye girişimci ve insani dış politika anlayışıyla tüm dünyayı ve insanlığı kucaklayan sorunlara adil çözümler bulmak için çabalayan bir ülkedir. Dünyanın en cömert insani yardım yapan ülkesi, en fazla yerlerinden edilmiş kişiyi kabul eden devleti ünvanlarımız boşuna değil. Bu politikanın somut bir başka örneğini, üçüncüsünü 2020 yılında ülkemizde düzenleyeceğimiz Afrika Birliği Türkiye Ortaklık Zirvesi'yle sergileyeceğiz. Bu salondaki tüm ülkeleri adalet, ahlak, vicdan esası üzerine bina ettiğimiz politikalarımıza ve girişimlerimize destek vermeye davet ediyorum. Değerli delegeler, Suriye, bugün insanlığın vicdanını yaralayan ve küresel adaletsizliğin adeta sembolü haline gelen bir coğrafya durumundadır. Bu ülkede 2011'den beri yaşanan kriz, rejim ve terör örgütleriyle onları cesaretlendiren güçler tarafından ısrarla sürdürülmeye çalışılıyor. Yaklaşık 1 milyon insanın ölümüne, 12 milyonu aşkın insanın yerinden edilmesine, bunların yarısının da ülke dışında yaşamak zorunda kalmasına yol açan Suriye krizini artık sona erdirmenin zamanı gelmiştir. Türkiye, DAEŞ tehdidinden en çok zarar gören ülkedir. Bu örgüt bir yandan sınırlarımızı taciz ederken, diğer yandan çeşitli şehirlerimizde gerçekleştirdiği ve yüzlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği canlı bomba eylemleriyle doğrudan kalbimize saldırmıştır. Suriye'de DAEŞ'a karşı ilk ve en ciddi darbeyi vuran ülke Türkiye'dir. Fırat Kalkanı Harekatı ile yaklaşık 3500 DAEŞ'liyi etkisiz hale getirerek örgütün Suriye'deki çöküş sürecini biz başlattık. Dünyanın dört bir yanından DAEŞ'a katılmak üzere harekete geçen teröristleri tespit etme, ülkemize giriş yasağı koyma, sınır dışı etme konusunda da yine en önde biz geliyoruz. Öte yandan bugün Türkiye milli geliri oranla dünyanın en fazla insani yardımda bulunan ülkesi. Çatışma, açlık ve zulümden kaçan 5 milyon sığınmacıya biz ev sahipliği yapıyoruz. Bir başka ifadeyle, Türkiye'de Amerika'daki 29 eyaletin tek tek her birinin nüfusundan daha fazla sığınmacı bulunuyor. Ülkemizdeki sığınmacıların 3 milyon 650 binini komşumuz Suriye'den gelenler oluşturuyor. Yani şu an New York şehir nüfusunun yarısı kadar Suriyeli kardeşimizi topraklarımızda misafir ediyor. Son 8 yılda sığınmacılar için 40 milyar dolar harcama yaptık. Peki Türkiye'ye gelen bir şey var mı? Onu da söyleyeyim. Avrupa Birliği'nden şu ana kadar bize gelen destek, bu da bizim milli bütçemize değil ha, sadece uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla bu destek AFAD'a, Kızılay'ımıza geliyor. O da şu an itibariyle 3 milyar avro. Ülkemize gelen sığınmacılardan 365 bini Suriye'de güvenli hale getirdiğimiz bölgelere geri dönüyor.
safely returned to the areas we have secured in Syria, such as cities of Jarabus and elsewhere. Nearly half of Syrian refugees are under the age of 18. The number of Syrian children born on our territory reached 500,000. We're not only providing accommodation to them, but also her türlü imkanı sağlıyor. Education and healthcare. Buna karşılık dünya canlarını kurtarmak için çıktıkları yolculukları ya Akdeniz'in karanlık sularında ya da sınırlara gerilen tel örgülerin önlerinde sonlanan milyonlarca mazlumu maalesef çok çabuk unuttu. Özellikle işte gördüğünüz gibi Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Unutmayın ki bir gün ola ki aynı durum sizlerin de başına gelebilir. Çünkü aylan bebekler bir değil. Binler, milyonlar, bütün bunlara karşı tedbirimizi almak durumunda. Sadece bu yılın ilk 8 ayında 32 bin düzensiz göçmeni denizlerde boğulmaktan kurtardık. Yine bu yılın ilk 8 ayında Suriyeliler dışındaki 58 bin düzensiz göçmeni ülkelerine geri gönderdik. Buna rağmen diğer bölgelerden gelenlerle birlikte bugün Türkiye 5 milyon mazlumu topraklarında barındıran bir ülke durumundadır. Sığınmacılar için fedakarca yürüttüğümüz bu çalışmalarda maalesef tek başımıza bırakıldık. Suriye'de ne rejimin ne PKK, YPG'nin ne de DAEŞ'in kontrolündeki yerlere geri dönüş olmuştu. Bu ülkeden kaçanların geri döndüğü tek yer Türkiye'nin güvenli hale getirdiği bölgelerdir. Bugün Suriye'deki insani krizin çözümünde dikkatle üzerine eğilmemiz gereken önümüzde üç önemli husus var. Birincisi Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin tesisi konusunda kritik bir süreç olarak gördüğümüz Anayasa Komitesi'nin etkin ve verimli bir şekilde çalıştırılmasıdır. Geçtiğimiz hafta başında Rusya ve İran'la birlikte bu konuda Ankara zirvesinde aldığımız kararla çok önemli bir başarıya imza attık. Suriye'de kalıcı siyasi çözüme ulaşıldığında bu ülkenin toprak bütünlüğü de kendiliğinden tesis edilmiş olacak. İkinci önemli husus. And the second important issue is the following. Muhtemel katliamların ve yaklaşık 4 milyon kişilik potansiyel göç dalgasının önüne geçilmesidir. Bu konuda Rusya ile Soçi'de vardığımız mutabakat bir takım aksiliklere rağmen hala geçerliliğini korumaktadır. Türkiye'nin yeni bir göç dalgasını daha karşılamaya ne tahammülü ne de imkanı var. Bu sebeple İdlib'de güvenliğin ve istikrarın sağlanması hususunda tüm ülkelerin Türkiye'nin çabalarına destek vermesini bekliyoruz. Üçüncü önemli konu, Suriye'nin dörtte birini işgal eden ve sözde Suriye demokratik güçleri adıyla meşrulaştırılmaya çalışılan Fırat'ın doğusundaki PKK-YPG terör yapılanmasının ortadan kaldırılması. Tüm terör örgütlerine aynı mesafeden bakan bir anlayışı yerleştirmeden Suriye meselesine kalıcı çözüm bulamayız. Amerika Birleşik Devletleri ile burada bir güvenli bölge oluşturulması konusundaki görüşmelerimiz sürüyor. Niyetimiz ilk etapta 30 kilometre derinliğinde ve 480 kilometre uzunluğunda bir barış koridoru tesis ederek uluslararası toplumun burada 2 milyon Suriyelinin iskanını sağlamak. Şu görülen bizim sınırımızdır. Ve aşağıda da derinliğine olan bölge budur. Şu güvenli bölge
ilan edildiğinde bu güvenli bölgeye biz rahatlıkla 1 milyon ila 2 milyon arasında göçmeni, mülteci yerleştirme şansına sahibiz. We can afford that burada opportunity. Gerek Amerika, whether the United States koalisyon or güçleri, the coalition Rusya, forces, İran, Russia, Iran, birlikte, we can el ele all together walk shoulder to shoulder, hand in hand. The refugees can be resettled çıkartıp, through saving them from tent camps or container camps. Bunun adımlarını birlikte atmak we lazım. Can take the steps bunu that are necessary tek başına Türkiye kaldıramaz. This is not a burden that şayet we can bear exclusively bu noktada as the Republic of Turkey. Bir adım atmamız lazım. We need to take bu bölgenin derinliğini Deirizor, Rakka hattına kadar indirebilirsek if we could ülkemizden, the depth of this Avrupa'dan ve dünyanın Deir-Zor, diğer bölgelerinden line, kendi topraklarına geri dönecek Suriyeli sayısını 3 milyona kadar Europe and other parts of the world to their gerçekleştirmekte kararlı olduğumuz we are very much bu konuda Türkiye olarak gerekli hazırlıkları yapmaya başladık. Ülkemizin özgürlüğünde Lübnan, Irak ve Ürdün'ün de katılımıyla bu çerçevede bir uluslararası konferans planlıyoruz. Aralık ayında Cenevre'de gerçekleştirilecek olan ve eş başkanlığını üstleneceğimiz küresel mülteci forumunun başarısına da önem veriyoruz. Güvenli bölgelere dönüşleri desteklemek için Birleşmiş Milletler öncülüğünde bir bağışçılar konferansı düzenlenebileceğini de düşünüyoruz. Geçtiğimiz yıl Birleşmiş Milletler'de kabul edilen küresel göç mutabakatı ve mültecilere ilişkin küresel mutabakatın da etkin şekilde işletilmesine ihtiyaç var. Suriye'de hakka, hukuka, vicdana uygun şekilde sağlayacağımız istikrar ve güven ortamı. Komşusu Irak'ta hem DAEŞ hem PKK tehdidi bakımından rahatlatacak. Birleşmiş Milletler Genel Kurul salonundan tüm dünyayı Suriye'deki bu insani krizi durdurmak için inisiyatif almaya çabalarımızı desteklemeye davet ediyoruz. Değerli delegeler, Akdeniz Havzası Suriye krizinin tetiklediği göçmen trajedileri yanında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler nedeniyle daha başka sorunlarla da karşı karşıyayız. Kıbrıs meselesi 50 yıldan uzun süredir devam eden müzakerelere rağmen Rum tarafının uzlaşmaz tavrı sebebiyle çözüme kavuşamamış. Rum tarafı Kıbrıs Türkleriyle siyasi gücü ve refahı paylaşmayı reddeden, adaletsiz ve hakkaniyetsiz bir dayatma siyasetindir. Türkiye, derin tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğu Kıbrıs Türk halkının uluslararası anlaşmalara dayalı garantörüdür. Aynı şekilde Yunanistan garantörüdür. Aynı şekilde İngiltere garantörüdür. Kıbrıs'ta bir sorunun sıfır güvenlik, sıfır garanti şartıyla çözüleceğini ileri sürenlerin en başından kötü niyetli oldukları ortadadır. Türkiye olarak Kıbrıs Türk halkının güvenliğini ve haklarını teminat altına alan bir çözüm bulunana kadar çaba göstermeye devam ediyoruz. Diğer taraftan Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarını kazan-kazan anlayışıyla önemli bir işbirliği fırsatı olarak görüyoruz. Bölgedeki bazı ülkeler ise bizim bu makul tavrımıza rağmen tek taraflı adımlarla enerji kaynaklarını birer sorun ve çatışma alanı haline dönüştürmeye çalışıyor. Doğu Akdeniz'de hem Türkiye'nin hem de Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını sonuna kadar koruyacağız. And the Turkish Cypriots İşbirliğini until the very bir paylaşımı esas alan her türlü teklife ise kapımız sonuna kadar açık olmaya devam edecektir. Akdeniz'in bir diğer kritik bölgesi olan Libya'da da halkın özgür iradesine dayalı demokratik bir yönetimin tesisiyle ülkede güvenliğin ve istikrarın sağlanması konusunda gayret gösteriyoruz. Libya'nın siyasi ve ekonomik açıdan güçlenmesi hem Kuzey Afrika'yı
hem de Avrupa'yı rahatlatacaktır. Bu ülkedeki çözümün Libya halkının tercihlerine saygı gösterilmesinden geçtiğine inanıyorum. Yemen'e ve Katar'a yönelik müdahaleler hem insani hem ekonomik olarak ağır sonuçlar doğurur. Petrol üretim tesislerine saldırılar nedeniyle yeniden alevlenen bölgedeki krizin bir an önce çözülmesi herkesin özlemidir. Geçtiğimiz yıl hünharca katledilen gazeteci Cemal Khashoggi, who was brutally slaughtered last year, mahkeme, yargı bu süreci neticelendirmemesi sebebiyle ülkemizin de özellikle içinde cereyan eden bu olayı takipçisi olacağımızı özellikle ifade etmek isterim. Ve burada tabii bir diğer durumda özellikle Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın özellikle mahkeme salonunda çırpınarak ölmesi ve neticesinde ailesinin bile defnine müsaade edilmemesi de içimizde kanayan bir yaradır. It's a bleeding wound in our hearts. Bölgenin adalete ve hakkaniyete olan derin ihtiyacının adeta birer sembolü olmuştur. İran'ın faaliyetleriyle ilgili tartışmaların ve bu ülkeye yönelik tehditlerinde bir an önce rasyonel bir zeminde çözüme kavuşturulmasını temenni ediyorum. Değerli delegeler, bugün dünyamızda adaletsizliğin en çok yaşandığı yerlerden birisi İsrail işgali altındaki Filistin topraklarıdır. Daha birkaç gün önce sokaktaki masum bir Filistinli kadının İsrail güvenlik güçleri tarafından alçakça öldürüldüğü görüntüler bile vicdanları harekete geçiremiyorsa artık sözün bittiği yerdeyiz demektir. Ben merak ediyorum. Bu İsrail neresidir? What about this acaba map of Israel? Bu İsrail'in toprakları Israel? Nereleri kapsıyor? 1947'de İsrail neresiydi? Look at this map. Bunun ardından acaba 1949, 1967'de İsrail neresiydi? Ve şu anda İsrail neresi? Bakınız. Look. Sene 1947. This is 1947. Neredeyse burada İsrail yok gibi. Seemingly almost no Israeli presence tamamı on these lands. Filistin. The entire territory belongs to the Palestinians. So the map suggests. But the year 1947, the distribution plan takes place. İsrail gets ratified. Palestine. Geliyorum 1967'ye. 1949'la birlikte. Buyurun. From 1947 İsrail büyüyor, to 1967, Filistin 1967, küçülüyor. Israel is ve geliyorum bugüne güncel duruşu artık adeta Filistin yok, no neredeyse presence. Tamamına yakını İsrail. İsrail doyuyor mu? But hayır doymuyor. Suffice, İsrail şimdi no. De kanalını almanın Israel gayreti içerisinde. Peki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, Birleşmiş Milletler'in İsrail'le almış olduğu bunca kararlar var. Bu kararlar uygulamaya geçiyor mu? Hayır geçmiyor. Peki o zaman Birleşmiş Milletler ne istiyor? O zaman bu çatının altında bizler aldığımız kararlarla tesirli olamıyorsak adalet nerede temerküz edecek? So when do you think, i̇şte or where do you think justice can prevail? This is our main suffering. Mevcut İsrail yönetimi bu cinayetlerinin yanında Gazze'deki insanlık dışı abluka, yasa dışı yerleşim faaliyetleri, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne yönelik saldırıları gibi eylemleriyle uluslararası hukukun ötesinde insanlığın tüm değerlerini ayaklar altına alıyor. Türkiye olarak bizim bu konudaki tavrımız nettir.
Çözüm 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve mütecanis topraklara sahip bir Filistin devletinin bir an önce kurulmasıdır. Bunun dışındaki herhangi bir barış planının adil olma, kabul edilme ve uygulanma şansı yoktur. And it will never be Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden Now, soruyorum. I'm asking from İsrail the rostrum of the United Nations General Assembly, where are the borders of the state of Israel? 1948 sınırları mıdır? 1967 sınırları mıdır? Yoksa daha başka bir sınırı mı var? Tıpkı işgal edilen diğer Filistin toprakları gibi. Golan Tepeleri ve Batı Şeria'daki yerleşim yerleri bu devletin sınırları içinde değilse nasıl oluyor da dünyanın gözü önünde gasp edilebiliyor? Yüzyılın anlaşması olarak takdim edilen girişimin amacı Filistin devletinin ve halkının mevcudiyetini tamamen ortadan kaldırmak mıdır? Bunlar dünyayı kana mı bulamak istiyorlar? Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası camianın tüm aktörleri Filistin halkına vaatlerin ötesinde somut destek vermeli. Birleşmiş Milletler yakın doğudaki Filistinli mültecileri için yardım ve bayındırlık ajansının çalışmalarının etkin şekilde sürdürülmesi bu bakımdan çok önemli. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mazlum Filistin halkının yanında yer almaya devam edecek. Dünyamızın adil ve huzurlu geleceği için bir başka konu Güney Kafkasya'nın dünyanın sorunlu bölgelerinden biri olmaktan çıkartılmasıdır. Azerbaycan toprağı olan Yukarı Karabağ ve çevresinin alınmış kararlara rağmen hala işgal altında tutulması kabul edilemez bir durum. Uluslararası toplumun hala yeterince ilgi göstermediği sorunlardan biri de 72 yıldır çözülemeyen Keşmir ihtilafıdır. Güney Asya'nın istikrarı ve refahı Keşmir meselesinden ayrı düşünülemez. Şu anda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Birleşmiş Milletler'in almış olduğu karara rağmen Keşmir adeta abluka altında ve 8 milyon insan Keşmir'den ne yazık ki dışarı çıkamıyor. Keşmirlilerin Pakistanlı ve Hintli komşularıyla birlikte güvenli bir geleceğe bakabilmeleri için buradaki sorunun çatışma değil, adalet ve hakkaniyet temelinde diyalogla çözümü şart. Dünyanın bilgiyane kaldığı konulardan biri de Müslüman Rohingyaların karşı karşıya oldukları insanlık trajedisi. Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan Bağımsız Araştırma Komisyonu, Myanmar'ın Arakan Eyaleti'nde yaşanan olayların Turkey will continue to carry out its initiatives and endeavors to ensure the security and fundamental rights of the Rohingyas, as well as the humanitarian relief activities we have undertaken since the first day. The invasions, the conflicts, and terrorist activities that continued in an uninterrupted fashion for almost four decades in Afghanistan have led to significant challenges at a global level. It is nighttime for peace and security to be restored. This is up to us to assume responsibility and take up action. Esteemed delegates, today one of the biggest threats to global peace and stability is the skyrocketing racist, xenophobic, discriminatory, and anti-Islamic rhetoric. Muslims are ranking number one who are the subjects of hate speech, discrimination, and defamation against their sacred values. The most striking example is the terrorist attack that took place last March in Christchurch in New Zealand. Just like the terrorist
terrorist attack targeting Muslims in New Zealand was unacceptable. The acts of terrorism targeting Christians in Sri Lanka and Jewish communities in the United States are equally wrong and unacceptable. We are responsible for turning this disease into a raging insanity. The populist politicians seeking to garner votes by provoking these tendencies, as well as the communities normalizing hate speech under the pretext of freedom of expression, are in the leading spots, and they are the ones to blame. The prejudice, the ignorance and bigotry, as well as the attempts of marginalization towards the migrants, particularly the Muslims, pave the way for the rising of these morbid tendencies. This scourge can only be defeated by common will and efforts. It is our fundamental duty as statesmen and stateswomen to adopt an inclusive and tolerant public rhetoric to eradicate this foe once and for all. The Honorable Secretary General of the UN has recently introduced an action plan for safeguarding religious sites. It's a UN initiative in the establishment of which Turkey has shown political leadership as a part of Alliance of Civilizations. We hope that this action plan will help raise awareness on this issue, and I hereby request the designation of March the 15th by the United Nations as the day when the Christchurch attack was carried out to become the International Day for Solidarity Against Islamophobia. I also invite the Islamic world to start a thorough assessment of all the issues, particularly the Sunni-Shia divide, which have provided so far the ground for its internal conflicts, as well, which served as political instruments for power struggles and settle the disputes once and for all. Turkey is a rightful successor to the collective heritage of both Eastern and Western civilizations due to our geographical location at the center of the ancient world. Therefore, we are obliged to take necessary steps forward and assume responsibility and rise up to the occasion. We continue to fulfill our responsibilities towards humanity as we are deeply affected indirectly or directly as a result of crises that besiege our region. A United Nations, and in particular a Security Council, reformed on the basis of justice, moral values and conscience, will provide hope and aspiration to humanity once again. Turkey stands ready to support all of the endeavors and initiatives in that regard. With this understanding, we are willing to assume the presidency of the 75th United Nations General Assembly. Therefore, we have nominated for this important post Ambassador Volkan Bozkır, former Minister of European Union and current Chairman of the Foreign Affairs Committee of the Grand National Assembly of Turkey. We have full confidence that Mr. Bozkır, a seasoned diplomat and politician, will shoulder this responsibility very successfully. I believe you will not spare your support to him. Istanbul, the biggest city in Turkey, currently hosts various UN regional agencies, and we would like to turn Istanbul into a bigger regional and a global hub for the United Nations. The United Nations Technology Bank for the Least Developed Countries became operational in the vicinity of Istanbul last year. We also appreciate the positive and encouraging reactions we have received in return for our proposal to host a United Nations Youth Center in Istanbul, which I have announced last year from this very rostrum. The members to the UN Group of Friends of Mediation that we co-chair have reached 59. We have carried this UN initiative into the Organization for Security and Cooperation in Europe and the Organization of Islamic Cooperation. I believe that it is within our reach to find fair, equitable and conscientious solutions to all of the global challenges that we face. And I would like to conclude my remarks with the following wishes. Freedom for all, peace for all, prosperity for all, justice for all, a peaceful and a safe future for all.
I wish the work of the 74th session of the UNGA to be successful. I greet you all with my most heartfelt emotions, with love and respect on behalf of my people. Thank you.